Arkadaşlar Merhaba ee, gene bir hata düzeltme videosuyla karşınızdayız ee, cihazımızdaki sorun e, Google Play'i açmaması Google Play'e girerken hata vermesi bu cihazın sorunu bu cihazlar çeşitli markalarda modellerde bu sorun var ee, hangi cihazlarda var bu sorun ee, 3368 e, koduyla e, Fabrika ayarlarına giren ve 61-61 ile fabrika ayarına giren cihazlarda bu sorunla karşılaşıyoruz. Bunun çözümünü anlatacağım size. Ne markadır mesela bunlar? Necvox, e, Reis Elektronik ürünleri, e, Sebait diye bir marka var onun ürünlerinde ve Avgo marka bazı ürünlerde, eski tip ürünlerde bu sorunla karşılaşılıyoruz. Bu sorunda çözümü cihazın ayarlarına giriyoruz. Cihaz ayarlarına giriyoruz. Cihaz ayarlarından uygulama ayarlarını seçiyoruz. Uygulama bölümüne girdiğimiz zaman bazı cihazlarda burası otomatik açılıyor ama bu cihazda otomatik açılmıyor. Buradan tüm uygulamaları göster diyoruz. Uygulamalar bu şekilde gösteriliyor. Bazısı komple sistem ayarlarına dahil gösteriyor ama bu cihaz göstermediği için buradan sistem işlemlerini de göster diyoruz. Sonra en alta iniyoruz. Çünkü aradığımız dosya aşağılarda. Subserver diye bir dosya var burada. Onu buluyoruz. Subserver. Bu şekilde bulduktan sonra içine giriyoruz bunun. İçine girdikten sonra önümüzde bu ekran açılıyor. Bu ekrandan da En aşağı iniyoruz. Diğer uygulama üzerine göstermeye izin ver şeklinde yazıyor. Bunu buradan kapatıyoruz. Kapattıktan sonra artık cihazımız Google Play sorunu ortadan kalkmış oluyor. Cihazımız Google Play'e rahatlıkla girebiliyor. Yani bu sorun nasıl oluyor? Google Play'i açmak istediğimiz zaman Play Store'u yani. Altta bir hata çıkıyor. Şu an internet olmadığı için açılmıyor. Altta bir hata çıkıyor. Devamlı bir hata veriyor açmak istediğimiz zaman. Bu sorunu çözmek için bu yolu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.